Bugünkü konumuz, ben normalde yani React anlatıyorum ve normalde React Native geliştiriyorum ama Remix pek çok alanda da zaten popüler olmaya başladı ve bu dönemde de hatta Next'in de öne geçecek şekilde atılımlar yapmış olarak bulunuyor. Bundan dolayı bu sunumda size Remix'i anlatmayı tercih ettim. Remix nedir? Nelere hizmet ediyor? Bunu ele alıyor olacağız. Öncelikle Next veya React ile uğraşan var mı aranızda? Next yazan var mı? Güzel, güzel. Şimdi zaten onların da zaten Remix de çok fazla Next ile kıyaslanıyor. Onlara da değiniyor olacağız. Ve öncelikle ajandamızı açayım. Öncelikle ilk adımda Back to Basics. Yani öncelikle bu SPA, SSR kavramları neler? Bunların ana farklılığı neler? Bunlara değiniyor olacağız. İkinci adımda Remix. Remix nedir? Anlamı ne? Üçüncü adımda ise Remix feature'ları, yani Remix özellikleri neler var? Nested layout gibi seçenekler var, işte actions'lar var, işte data yönetimi var. Bunları nasıl yapıyor? Bunlara değiniyor olacağız. Sonrasında da en büyük rakibi olan Next.js ile Remix'i kıyaslıyor olacağız. Zaman kaybetmeden başlayalım. Öncelikle temellere başlayalım. Yani biz öncelikle SSR ve SPA, hatta SPADA diyorlar. Bunlar arasındaki farklar neler? Buna bir değiniyor olalım. Şimdi SPA, yani Single Page Application. Single Page Application zaten Türkçesi tek sayfalı bir uygulama sunuyor olması. Yani bu tek sayfalı uygulamadaki olay sadece tek sayfa olması değil. Bunun yanında siz gidip sunucuya, bakın burada gördüğünüz gibi example.com üzerinden bir tane istek gönderiyorsunuz ve sunucu size HTML yazdım burada. Hatta HTML'in yanında bir de JavaScript ve diğer ilgili contentleri size gönderiyor oluyor. Siz artık bu noktadan sonra sizin sayfalarınız bundle içerisinde fiziki olarak bulunmakta ve siz sonraki sayfa geçişlerini direkt olarak inmiş olan HTML ile birlikte gelen scriptler üzerinden yönetiyor oluyorsunuz. Bunun sonrasında eğer bir JSON içeriği, eğer bir sunucuya bir istek varsa bir REST API veya GraphQL üzerinden erişip geriye tekrar sadece JSON isteği dönebiliyorsunuz. Bunun life cycle'ı bu şekilde, yani bir yaşam döngüsü nasıl SPA'de? Öncelikle bir sayfa getiriliyor. Sayfa getirildikten sonra ilgili JavaScript içeriği yüklenmiş oluyor. JavaScript içerikleri yüklendikten sonra bunu eğer bir React kodu gibi düşünebilirsiniz. Bunun sonrasında React komponentleri yükleniyor ve artık interaktif hale geliyor. Yani burada bir öncelikle sayfa içeriğini yüklenip daha sonrasında sonraki aşamalarda bir interaktif hale gelme durumu var ki eğer network yavaş ise burada boş bir sayfada beklemeye neden oluyor. Yani siz de belki görmüşsünüz. Mesela Twitter'ın kendisi de bir SPA olarak çalışıyor. Twitter bir single page application. Mesela Twitter.com'u yazın. Orada ilk bir Twitter kuşu çıkar ve o kuş belli bir süre orada durur ve daha sonrasında kaybolur. Bunun olayı da şu. O süre içerisinde sadece o Twitter kuşunu splash olarak görüntüler ve sonrasında ilgili içeriği JSON veya JavaScript olarak indirip aslında görüntülemiş olur. SPA'nın routing flow'u çok hızlı. Yani bir sayfadan diğer sayfaya geçiş çok kolay. Çünkü bundle içerisinde ben direkt olarak aslında indirmiş oluyorum. Page 1 ve Page 2 aslında benim bundle'ımda var. Ben sadece oradaki etkileşimi gerçekleştiriyorum ve React Router tarafından bunlar sağlanmış oluyor. Ben sadece gidip data alışverişini sağlıyorum. Yani bu aşamada çok hızlı bir etkileşim sunmuş oluyor. Şimdi bir diğer taraf ise SSR. Biz normalde SPA'yı şöyle yapmıştık. Yani SPA'de tüm rendering yükü client'e yükleniyor. Client bu rendering işlemlerinden sorumlu oluyor. SSR'de ise bizim daha önceden de belki yazmışsınızdır. PHP falan yazan var. PHP, ASP, JSP pek çok kişi yazmıştır zaten. Burada da aynı mantık geçerli. Yani SSR'da sunucu tarafına gidiyorsunuz. Example.com'a gittim. Ben buradan artık HTML rendered bir içerik bana dönmüş oluyor. Ve ben bundan sonraki tüm sayfa isteklerine direkt olarak bu sayfayı istiyorum ve bana tekrar HTML içeriği geri dönüyor. Burada etkileşim biraz daha yavaş. Çünkü loading işlemi oluyor. Burada tekrar load sürecinden geçiyor. Etkileşimi kısıtlıyor ama burada da SEO tarafında SEO optimize bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yani SEO'nun olayı da şu aslında. Biz Google'da sayfamızın en üste çıkmasını sağlıyoruz ve Google belli aralıklarla bizim sayfamızı ne yapıyor? Tarıyor. Ve eğer sayfamız düzgün bir şekilde oluşturulduysa bu çok rahat bir şekilde indekslenmiş oluyor. Ancak SPA'lerde şöyle bir durum var. Sizin sayfanız JavaScript üzerinden etkileşimine girdiği için orada biraz daha zor hale geliyor. SEO kısmından daha dezavantaj haline düşüyor SPA'nin olayı. Şimdi SSR'ın lifecycle'ından bahsedecek olsam sayfayı getirdik. Artık indi. Benim içerisinde zaten HTML var. HTML direkt olarak ben zaten render ediyorum.
Eğer içerisinde React gibi benim client-side'de kullanacağım şeyler varsa bunları ben zaten yüklüyorum bu Load.js adımında. Sonrasında ise Hydrate adımında da bunları hydrate ediyorum. Hydrate veya hydration ne oluyor da şu. Siz HTML'i aldınız, render ettiniz. Bunun içerisinde butonlarım var. İşte bunların eventleri var. Ben bunları yükledim ama daha hala o butonların eventleri aktif değil. Ben son adımda onu hydrate ederken artık diyorum ki bu butonun on click eventi bu. Bunu buna git bağla. Yani DOM content loaded eventi sonunda biz bunları hydrate edip aslında tüm DOM elemanlarını JavaScript üzerinden çalışabilir hale getirmiş oluyoruz. Şu widget tamam. Şimdi SPA routing flow'a geç. SSR lifecycle. Ha, bu aslında SSR routing flow olacak. SSR routing flow'un da olay şu. Sayfa direkt yükleniyor ve sonrasında hydrate edildikten sonra direkt olarak bunu sunmuş oluyoruz. Yani SPA'deki gibi aslında bekleme yapmış olmuyoruz. Yani burada çok hızlı bir şekilde sayfa gelip aktarılmış oluyor. Ya o bu oradaki bundle size'ın büyük olması veya o şeyler bizi etkilememiş oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Web'in doğası gereği biz burada sayfaya www.google.com'a girdiğimde benim bunun ışık hızıyla çalışıyor olması lazım. Çok hızlı bir şekilde açılıyor olması lazım. Diğer türlü işte kullanıcı gider ya daha uğramaz oraya. Ama mesela mobil uygulama geliştirdiğiniz mobil uygulamada bundle size mesela 150-200 MB olsun. Kullanıcı gider onu işte Wi-Fi'ye bağlanır, Wi-Fi'den alır indirir. Yani orada çok büyük problem olmuyor. Ama burada bundle size çok önemli ve eğer siz uygulamanızı SSR olarak yazıyorsanız burada gerçekten bundle size tarafında daha uygulam yani kodunuz çok hızlı bir şekilde yükleniyor. Burada hemen direkt page 2 direkt olarak geçebiliyorum. Böyle bir olayı var. Şimdi SSR ve SPA'yı kıyaslayacak olursak bakın SSR'da gördüğünüz gibi SEO optimize olarak çalışıyor. Az önce bahsetmiştim. Ve JavaScript'in enable olup olmamasından bir haber yani JavaScript olması önemli değil. Biz bunu gidip işte diğer eski tarayıcılarda da çalıştırabiliriz. SSR rendered sayfalar. Gider ben bunu Kindle içerisinde de çalıştırabilirim. JavaScript'e bağımlılığı yok. Ve en çok karşılaştığımız işte frameworkler ise PHP, ASP gibi bu frameworklerde zaten SSR kendisi bulunmuş oluyor. SPA'de ise interactionlar en üst seviyede yani SSR'daki gibi loading aşamasını beklemiyoruz. Ve refresh'e hiçbir ihtiyacı yok. Çünkü zaten sayfaları ben indirmiştim. Bununla yanında sürekli HTML alışverişi olmadığı için daha data efficient hale gelmiş oluyor. Ve bunda da yazdığımız kısımlar React, Vue ve Angular gibi frameworkler üzerinde biz geliştirme yapmış oluyoruz. Peki biz ne yapmamız lazım? Yani bizim aslında uygulamamız yani hem SPA var hem SSR var. Aslında bunların da ikisi de birbiriyle böyle güzel bir şekilde çalışabilir. Bizim aslında istediğimiz şey şu. SEO optimize ve interaktif bir çözüm buluyor olmamız lazım. Yani bizim aslında o iki şeyi de birleştiriyor hale gelmemiz lazım. Burada server side rendering ile birlikte SPA yapan bazı frameworkler var. Biz de aslında burada çözümlerden bir olarak Remix'e alıyoruz. Böyle komik bir şey koydum. Burada PHP ile React'in böyle birleşimi sonucu böyle Remix gibi böyle mutant bir framework çıkmış gibi ama çok hoş yapmışlar. Gerçekten React ile PHP'nin mantığını birleştirmişler. Mesela siz PHP içerisinde ne yapıyorsunuz? İşte HTML içerisinde işte direkt PHP kodu yazıp onu render edebiliyorsunuz. Aynı React'te de yani Remix içerisinde de React koduyla birlikte sizin datayı load ettiğiniz action'larınız vesaire bunların hepsini aynı dosya içerisinde yazıp sadece bu separation of concerns seçeneği vardı ya bu her bir komponent sadece kendi datasından ve kendi action'larından sorumlu hale gelmiş oluyor. Şimdi öncelikle Remix ne? Buna değiniyor olalım. Bu kadar anlattık. Remix'in açıklamasında ben kendi açıklamalarını gördüm. Şimdi bu Remix'i geliştiren elemanları belki bilmiyorum biliyorsunuz. React Router'ı yazan adamlar. React Router şu an 6. versiyonda ve onun üzerine inşa edilmiş bir framework gibi düşünebilirsiniz. İşte Michael Jackson, Ram Florence ve Kenzie Dots geliştiriyor bunu. Remix'in olayı şu. Edge Native yazıyor. Mesela buradaki Edge Native'in olayı şu. Siz native ne demek? Yerli demek. Siz web'in yerlisi nedir? Browser'ın sunduğu API'ler, DOM API'leri vesaire. Remix burada browser'ın sunduğu tüm API'ları kullanacak şekilde bir framework oluşturmuşlar. Yani biz burada HTTP mesela isteklerinin yerine gidip direkt olarak form çağırıyoruz. Formlara action atıyoruz ve direkt olarak uygulama geliştirebiliyoruz. Ve bunları progresif bir şekilde yapıyoruz. Mesela az önce PWA konusu geçmişti. Mesela PWA'de de mesela progresif bir şekilde web uygulamasını gidip şey yaparsınız. Application'a doğru yönlendirirsiniz. Çünkü mesela az önce mesela bildirim attık. Bildirim atma aslında bir uygulamanın bir özelliğidir. Bunu daha sonra service worker'larla bağlarsınız vesaire. Bunu
progresif bir şekilde uygulamaya geçirirsiniz. Remix'te de yine benzer mantıkta siz bir sanki bir HTML yapısını kullanan, mesela formların var, formun action'ı var. Bu form action'a gidip sunucuda bir post isteğine karşılık geliyor ve direkt olarak bir tane sayfa geri dönüyor. Aslında çalışma mantığı bu. Biz bu sonraki dönemlerde React geliştirerek biz bunu mesela prevent default ediyoruz. Belki bilmiyorum, biliyorsunuz siz de. Normal formun submit metodunu engelleyecek şekilde, yani çalışma tarzını engelleyecek şekilde geliştirmeler yapmaya başlamıştık yani. Aslında biz de burada oraya bir geri dönüş söz konusu. Biz browser'ın bize sunmuş olduğu tüm yetenekleri, tüm HTML5'inde bize sunmuş olduğu yetenekleri kullanalım ve çok hızlı bir şekilde uygulama geliştirelim. Sonrasında istersek içerisine JavaScript'i dahil edelim gibi bir yapı var aslında. Burada zaten burada şey diyor, yani client server web standartlarını birleştiriyor ve kod hakkında düşünmek yerine daha çok product hakkında konuşuyor hale geliyorsunuz diyor. Hatta bir tane örnek vermişler. Mesela sen bir uygulamanı geliştiriyorsun. Çok küçük bir feature çıkacak ama sen cuma günündesin. Ve onu hemen mesai bitimine yetiştirmek istiyorsun. Remix sayesinde mesela şey yapabiliyorsunuz. Ben bunu sunucuya direkt SSR render edeyim ve sadece küçük bir loader koyayım mesela. Normalde loading işlemleri veya bir pending UI gösterim biraz daha zor olur. Remix'te bunları çok kolay hale getirmişler ki birazdan bahsediyor olacağım. Özellikleri server agnostic, yani burada bir Node.js üzerinde çalışmıyor. HTTP'nin sunduğu bir mesela Fetch API var ya, Fetch API üzerinde request handler'ı çalıştırmış oluyor. Ve herhangi bir node ortamı sunmadan mesela Cloudflare worker'larında, Netlify'da, Vercel'da, hatta Deno'da çalıştırabiliyorsunuz ki bu net node'dan bağımsız bir şey. Mesela Next'te bu biraz daha şeydi. Next'te kesinlikle bir Node.js environment'ı gerekiyordu. Bundan sunucu olan, yani HTTP sunucusu olan her yerde bunu çalıştırabiliyorsunuz aslında. İkinci özelliği nested layout. Burada layout'u aslında her bir parçalara bölerek hepsinin data'yı sadece kendi datasından sorumlu olan birer komponentler haline getirmiş oluyorsunuz. Ve bu sayede root component tüm alt komponentleri alıp render ederken tek seferde bir sonuç geri dönmüş oluyor ve tekrar tekrar istek yapmadan çözmüş oluyorsunuz. User experience çok iyi. Scroll position, mesela siz bir scroll'da yukarıdan şey bir yerde kaldınız ve sonraki sayfaya gittiniz. Geri döndüğünüzde kaldığınız yerden scroll position'ı restore edebiliyor. Accessibility çok iyi tasarlanmış çünkü zaten o HTML'in sunduğu kendi standartlarını kullanıyor. Performans alanında çok iyi ve çok basit bir framework yapmışlar yani. Ve bununla birlikte az önce dediğim gibi, yani web platformun üstüne yazılmış olduğu için siz Remix'i öğrendikçe zaten web tarafındaki temelleri de öğrenmiş olursunuz. Yani sizin web Remix öğrenmenizle birlikte web tarafındaki kaslarınız da gelişmiş oluyor. Ve böyle bir şey var aslında. Bir yan etkisi ve aslında pozitif bir etki oluşturmuş oluyor. Şimdi server agnostic demiştik. Web Fetch API üzerine kurulu. Node'daki gibi değil. Yani Node kullanmıyor ve herhangi bir yerde çalıştırabiliyorsunuz. Siz bir uygulama oluşturmaya çalıştığınızda da MPX, bunu bir tane CLI aracı var. Create Remix ile çalıştırıyorsunuz. Ve mesela Test Remix de bunun adı. Siz çalıştırmaya başladığınızda işte neler olsun içerisinde falan sorarken diyor ki siz bunu nereye deploy etmek istiyorsunuz? Siz burada seçiyorsunuz. İşte Remix'in kendi app sunucusu var. İşte Express Server dediğimiz Node.js'in çalıştığı yer var. Fly.io, Netlify, Vercel. Hatta Deno üzerinde çalışabiliyorsunuz. Hatta Deno'nun geliştiricisi olan Ryan Dahl da bayağı bir katkı yaptığını biliyorum Remix üzerinde. Deno üzerinde de bunu çalıştırabiliyorsunuz. Bilmiyorum ama TypeScript çok kullanılıyor. Belki ondandır. Yani bilmiyorum. Ya bu büyük ihtimalle ilerleyecek yani. Bu arada Remix yani çok fazla herkes tarafından kullanılan bir şey değil. Çok daha aslında yeni bir şey ve daha bir kariyer peti de sunduğu için aslında bunu anlatayım dedim. Aynen. Deno'da işte Ryan Dahl'la birlikte ortaklaşa çalışıyorlar. Şimdi nested layout seçeneği var. Nested layout'taki olay şu. Siz uygulamayı root'lara bölüyorsunuz. Yine burada file based, file ve folder based bir root mekanizması var. Yani siz bir app içerisine koyuyorsunuz. Bu app içerisine koyduğunuz dosyaların adları sizin rotalarınıza karşılık geliyor ve siz bu isimleri ayrı ayrı yazdığınızda nested layout'ları da oluşturabiliyorsunuz. Örneğin gördüğünüz gibi mesela burada bir sales dizini koymuşlar sayfanın klasörünün içerisine ve içerisinde invoices var ve invoice'un ID'si var. Ben bu invoice'un ID'si için bir tane komponent yazıyorum. Ve komponent sadece şuradaki küçük kutucuğa tekabül ediyor. Ve ben bunu gidip direkt olarak parent şeylerde de kullanabiliyorum. Parent sayfalarda da kullanabiliyorum. Yani sadece ilgili
root'ta, sadece ilgili root'ta ilgili elemanı render edebiliyorum ve bu da bizim için çok büyük bir avantaj olmuş oluyor. Şimdi remixli ve remixsiz bir yaklaşım ele alacak olsak. Şimdi burada network tab'i var. Network tab'i üzerine görebilirsiniz. Mesela burada dokümanda burada HTML içeriği yükleniyor. HTML veya diğer bundle'lar. Biraz daha remixli mi bakın? Burada biraz daha uzun. Burada tabii çünkü şey yapıyorsunuz siz burada. Burada mesela user'a ait dashboard itemları var. İşte sales'e ait dashboard itemları var. Ve burada invoices gibi şeyler var. Bu request'ler var. Bunların hepsini Remix kendi içerisinde işliyor. Nasıl yapıyor bunu? Root komponent, child komponentlere teker teker uğruyor ve nested layout'un özelliğiyle birlikte bunların hepsini tek seferde birleştirip bir paket olarak gönderiyor. Remix'siz olan versiyonda ise siz gidip root'a uğruyorsunuz. Bakın burada az bir şey var. Mesela burada ben DB üzerinde işlemler yapmışım. Biraz daha uzun. Bakın burada daha az. Ve şurada root.js yükledim. Root.js gitti. User JSON'ı çağırdı. Oraya istek attı. Sonra gitti. CS'i çağırdı. Ve bunlar çağırana kadar zaten Remix tarafında işler bitmiş oldu. Yani burada şu waterfall dediğimiz bir model. Yani şurada bir aynı ırmak şelale gibi network tabinin akmasına neden oluyor. Ve render süresi de uzuyor. Burada ise tek seferde sadece dokümanı yükledi ve ilgili itemları getirdi. Bastı gitti. Yani aslında bu nested layout'un özelliği çok büyük bir performans açısından da çok büyük bir avantaj sağlıyor. Prefetch links. Bu çok güzel bir özellik. Remix sayesinde linkleri prefetch edebiliyorsunuz. Yani ben diyorum ki Remix'e, burada benim dashboard'um var. Dashboard'da mesela sales'e gidebilir. Yani kullanıcının bir journey'si var ya, bu senaryo üzerinde şey yapabiliyorum. Burada ben account'ları getirmeye gidebilir. Yani genellikle gidiyor buraları. Ben bunları önceden getireyim ki oraya tıkladığında beklemesin. Bu behavior'ları gerçekleştirebiliyorum ve bunları da çok basit bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Default'ta prefetch olayı yok. Çünkü performans, yüksek performansla çalışması gerektiği için. Çünkü siz o journey'i kurmanız gerekiyor. Default'ta nana çekiyor. Prefetch attribute üzerinden sağladığımızda işte prefetch intent ise intent koyduğumda şey oluyor. Mesela linkin üzerine tıkladığınız hover olduğunda veya focus olduğunda aa diyor bu kesin buraya gidecek. Ben hemen bir istek atayım. Daha tıklamadan önce mesela tıklama süresi diyelim ki mesela 200 milisaniye fark mı var orada? 200 milisaniye öncesinde direkt olarak gidiyor isteği atıyor. Çok hızlı bir şekilde aslında gerçekleştirmiş oluyor. Render kısmında ise render'da her zaman hiçbir şekilde hover olmaksızın direkt olarak onun içeriğini getirmiş oluyor. Biraz daha performans düşüren bir şey render. Intent kısmında dediğim gibi o senaryoyu çıkarıp ilgili şekilde kurgulamak gerekiyor. Çok güzel bir özellik bu. Etkileşimi aşırı derecede arttırıyor. Data updates. Yani benim aslında en çok uğraştığım şey web uygulamalarında data. Yani ben bu datayı nasıl alacağım, nasıl handle edeceğim. Remix'te bu arada use state ve use effect diye bir şey de yok. Ben zaten sadece formum var. Form üzerinden zaten haberleşiyor oluyorum. Bunun nedenle işte Redux falan kullanmanıza da gerek yok. Ondan çok basit bir hale getirmişler. Devam ediyorum. Bakın burada bir form oluşturuyorum. Ben burada ne yapacağım? Datayı oluşturacağım, alacağım ve göndereceğim değil mi? Kullanıcı direkt yazıyor burada. Text'i company yazdı. Create butonuna bastı. Peki create butonuna bastığında benim burada bir action'ı handle ediyor olmam lazım. Ben burada bunu nasıl yapabilirim? Tabii ki aynı sayfa içerisinde action adıyla ben bir fonksiyon export ediyor olurum. Ve Remix gidip diyor ki bu sayfa içerisinde action bu, form da bu sayfanın içerisinde. Ben bunların ikisini haberleştireyim diyor. Ve kendi içerisinde direkt olarak action ismi olan metodu alıp match etmiş oluyor form ile birlikte. Ve burada action içerisinde de işte request'in form request objesi geliyor. Bu request objesi request handler'dan gelen bir obje. Ve içerisinde form data gibi pek çok farklı özellikler var. Bu form data'yı alıyorum ve invoice modelimi oluşturup sonra ilgili sayfaya redirect ediyorum. Yani artık invoice oluşturdum ve create ettiğim sayfaya göndermiş oluyorum. Bu güzel bir özellikti bu arada. Yani action ve efendim? TypeScript yazılıyor. Evet, zaten TypeScript'i şu an çok fazla önemsiyoruz. Action name'inden bunu yakalıyor. Şu mu? Burada. Burada form attribute var. Form attribute üzerinden yapıyoruz. Form attribute'ü aynen öyle. Bu formu zaten Remix'in kendi içerisinden çekiyor. Bu form için normal form da kullanabilirsiniz ama formun üzerine eklemiş oldukları farklı özellikler de var. Yani standartında bu form komponentini kullanıp işlemler yapıyorsunuz. Submit olduğunda işte o oraya bağlıyor yani içerisinde iç yapısında bağlıyor onu. Aynı komponent içerisinde, aynı root içerisinde yer alıyor ve onu direkt olarak bağlayabiliyor. Evet, evet. Ya o kadar derinlemesine inmedim açıkçası ama deneyebilirsiniz yani.
Şimdi burada auto request cancellation da var. Yani ben gittim mesela bir tane new isteği oluşturdum. Bir tane invoice oluşturacağım ve bunun sonrasında invoices'ı getirmeye çalışıyorum. Fakat bir tane daha post isteği attım. Burada eğer mevcutta kalan bir istek varsa bunu elimine edebiliyor. Yani bunu kesiyor ve sonrasında post request'ine gidip tekrardan isteğinizi oluşturabiliyorsunuz. Yani oradan gelen benim datanın hiçbir önemi yok. Yani benim orada direkt request tarafında kesmiş oluyor. Pending UI. Bu da çok güzel. Yani loading state'lerimiz var. Loading state'leri biz yönetiyoruz uygulama içerisinde. Pending UI'deki olay da şu. Benim eğer formum daha henüz submit edilmediyse ben bunu bir şekilde engellemem lazım. Çünkü kullanıcı oraya tekrar tekrar tıklayabilir. İşte invoice oluştur, invoice oluştur. 3-4 kere tıkladığında onların hepsi zaten birer HTTP isteği oluşturuyor oluyor. Bunun yerine şey yapıyoruz. Use transition diye bir tane hook var. Use transition hook'u belki şey biliyorsunuz React'in 17'de mi gelmişti? Transition hook'ları gelmeye başladı. Biliyor musunuz o transition hook'u? Şey state'leri yönetebiliyorsunuz. Network isteği varsa falan deyip use transition tam olarak onu sağlıyor. Yani eğer sizin forumunuz henüz o aşamada, submitting aşamasında ise o butonu ben disable edebiliyorum. Orada üzerine direkt creating invoice yapıp değiştirebiliyorum. Yani aslında benim mesela loading kısmını şu yönetmem bu kadar basit yani. Çok basit bir şekilde yapabiliyoruz. Bunu tabii React Query'de de bunları gerçekleştirebiliyorduk ama bunun içerisinde default olarak bunları sunuyor olması çok güzel. Optimistic UI özelliği de var. Az önce loading seçeneği sunmuştuk ki pending bir state sunmuştuk. Optimistic UI'da şey diyoruz. Ya ben bu loading aşamasını göstermeyeyim. Ben zaten oluşturacağım bunu arka planda. Mesela bu en çok şeyde çıkar. Burası invoice bence çok doğru bir example değil. Doğru bir örnek değil ama mesela Twitter'da gidiyorsunuz, like'lıyorsunuz ya. Like mesela çok hızlı oluyor. Basıyorum, kalp tetikleniyor. Eğer bir sorun olursa bana şey diyor zaten. Bir alert çıkarıyor. Henüz o like özelliği gönderilemedi diye. Burada da yine aynı durum var. Submission yapılıyorsa, submission tamamlandığında bize direkt invoice açıyor. Ama aksi halde eğer bir hataya falan düştüyse direkt tekrar form üzerinden devam edebiliyor. Yani biz burada oluşturacak elemanı bu şekilde oluşturup loading state'e hiç uğramadan optimistik olarak direkt invoice'u dönebiliriz bu şekilde. Ama tabii invoice gibi kritik işlemlerde bence çok şey değil. Yani bunun yanı böyle like gibi işlemlerde bence daha mantıklı. Error boundary var. Error boundary de şu, normalde bir React uygulaması yazarken görmüşsünüzdür. React'te bir hata varsa sayfayı komple şey yapıyor yani. Komple kapatıyor. Böyle hata var diyor. Kocaman kırmızı kırmızı yazıyor her yere. Ve bir yerde olan küçük bir hata aslında tüm uygulamayı etkilemiş oluyor. Error boundary ile biz hataları aslında bir exception yazar gibi böyle enkapsüle ediyoruz. Sadece o komponente özgü hatalar oluşturabiliriz. Yani o komponent özgü catch'leri oluşturabiliriz. Aynı try catch'in catch mekanizması gibi. Burada mesela benim invoice route'um var. Ben burada bir invoice şeyi dönüyorum. Invoice ekranı dönüyorum. Eğer burada bir hata varsa ben gittim mesela buradan use loader data ile invoice şeyini çekiyorum mesela. Invoice'ları çekiyorum. Bu use loader data içerisinde mesela belki şey vardı. Database'e bağlamaya çalışıyorum ve database o an yok. Hata verdi. Tamamen kill eder sayfayı. Ama burada şöyle yapıyoruz. Error boundary diye export function oluşturuyoruz. Bunda da yine naming olarak bir standart var. Ben error boundary şeklinde oluşturduğumda Remix bunu anlıyor ve diyor ki ben burada hata olduğunda catch'te direkt olarak ben bunu vereceğim diyor ve burada da direkt olarak şey yapıyoruz. Konsola loglayabiliyorsunuz işte arayüzde şey gösterebiliyorsunuz. Abi hata oldu falan diye gösterebiliyorsunuz ve mesela benim tüm sayfamda sadece invoice olan kutucuğu etkilemiş oluyor. Artık kullanıcı, ya buradaki hata buraları hiç etkilemiyor. Ben buralarda yine takılabilirim. Buradaki bunu görmesem de olur. Yani şu an benim için çok kritik değilse buradaki hata benim aslında gerçek çalışmamı etkilememiş hale geliyor. Ve çok güzel bir özellik. Bir diğer yandan da hatalar bubble up. Yani aynı bir denizde oluşan böyle bir hava kabarcığı gibi üst parent bileşenlere doğru ulaşıyor. Yani siz bir tane root oluşturdunuz. Buna bir error boundary eklemediniz. Ama mesela parentların en üstünde var mesela diyelim ki o onu aramaya başlıyor. Burada var mesela şurada invoice'un şuraya bakıyor şu invoice ID olan dosyaya bakıyor orada yok. Invoice'a bakıyor yok. Sales'e bakıyor yok. Root'un içerisinde var diyelim. Root'un içerisindeki şey gidiyor oraya direkt yazmanız gereken şeyi hatayı koyabiliyor. Ve burada bakın yine nav kısmı sales kısmında var mesela diyelim ki. Bunları yine render edebiliyor. Yani siz uygulamanızdaki alanları enkapsüle ederek hata mekanizmalarını bu şekilde yönetebiliyorsunuz. Hatta Remix Run'ın sitesinde de şey diyor. Mesela code review yapıyorsun diyelim. Hani bazı yerler patlıyor.
Oraya mesela bir tane şey at diyor kod review yaparken. Oraya bir tane error bandır at. Senin kod review sürecini de hızlandıracak şekilde bir opsiyon sağlamış oluyor aslında. Hata olduğunda direkt olarak bunu görebiliyorsun. 18.0'ydı. Remix ve Next.js. Kaç? 8 dakikamız kaldı galiba. Daha fazla mı var? Kaç var? 40 geçe mi başladım? Tamam. Hızlı geçelim. Detaylı, bunları da detaylı bir şekilde compare edeceğiz. Next'te data etkileşimi için get server side props kullanıyorduk. Eğer build time'da bir şeyler kullanacaksak, yani server side generation yapacaksak, burada get static props ve get static path kullanabiliyorduk. Bunlar bence, ben zaten Next.js org'un sitesine girdiğimde bana biraz karmaşık gelmişti açıkçası. Çünkü bunların ne demek, ne anlama geldiğini ifade etmek çok zor olabiliyor. Burada ne yapmış? İşte URL'den gidip ilgili parametreleri çekip aslında koymuş. Burada ise Remix'te ise useLoaderData fonksiyonunu kullanıyoruz. Ve bu sayede bir tane loader export ediyorum. Yine bakın loader'ın adı da loader. Yani loader 1-2 falan değil. Bunu gidip şey anlıyor ve useLoaderData ile birlikte bu loader aksiyonunu birleştiriyor. Ve benim nasıl? İsimlendirme burada önemli. Aynen. Ben bu loader içerisinde database işlemi yapabilirim. Burada bir şeyler getirebilirim. İlk burayı çalıştırıyor. Sonra fonksiyonun olduğu sayfayı çalıştırıyor. Ve burada diyorum ki useLoaderData, sen benim için bir loader datası oluşturdun. Bana bu datayı ver diyorum. Ve burada direkt olarak gösterebilirim. Yani benim sadece useLoaderData benim pek çok işlemime yetiyor. Eğer client runtime'da bir şey yapacaksanız onun için de useFetcher diye bir metot var. Ki ya zaten useLoaderData pek çok işi zaten çözmüş oluyor. Bunun sebebi ne? Yani burada niye getStaticProps var? Remix'te henüz static site generation yok. Ondan dolayı onları eklememişler ve bence Remix'te de static site generation'a da şu an ihtiyaç yok. Yani çok basit ve minimal hale getirmişler. Okuması, anlaması çok basit. Yani bir günde anlayabilirsiniz. Routing. Routing'te de built-in routing mekanizması var. Next'in. Remix'te ise React Router var. React Router'a aşina olan kişiler çok basit bir şekilde buna adapte olabilir. Deployment'ı daha önce söylemiştim. Next'te node gerektiriyor. Fakat Remix'te HTTP/FetchHTTP API yetiyor. Styling'de ise Next'te mevcut olan bir styling sistemi var. Zaten gördüğünüz gibi JSX ve CSS'in JS yaklaşımı mevcut. Remix'te biraz daha farklı demişler. Sanki bir HTML dosyası gibi bir link style sheet yaklaşım baz alarak siz burada bir tane obje oluşturuyorsunuz ve bunu direkt olarak buradan tanıyor hale geliyor. Class name'i direkt olarak buradan çekiyor. Diğer türlü mesela size'dan çekiyorduk. Burada direkt string'den çekiyor hale geliyor. Cookie'ler yönetimi için Next'te bir kütüphane kullanmanız gerekiyor. Remix'te ise Remix içerisinde bulunan Remix Run mesela Node için Remix Run var. Mesela Cloudflare kullanıyorsanız onun için de ayrı bir şey kullanmanız gerekiyor. Burada direkt olarak cookie'ler içerisinde mevcut olarak yönetebiliyor. Şimdi sonuca gelelim. Yani Next mi kullanacağız, Remix mi kullanacağız? Next tarafında çok fazla dokümantasyon var ve herkes tarafından bilinir bir şekilde. Remix bu nested layouts gibi seçeneklerle aslında bir sene ilerisinde olduğunu söyleyebilirim aslında Next'in. Next mesela şu an yapmış olduğu layouts RFC var ve Kasım ayında gibi yayımlanacak. Şu an sadece RFC doküman oluşturdu. Ama Remix'te zaten bunlar hali hazırı var. Öğrenmesi çok kolay. Eğer yeniden sıfırdan başlayan bir kişi için de adapte olması çok kolay bir framework. Ben bunu tavsiye ediyorum açıkçası. Sorularınız var mı öncelikle? Soruları alabilirim. Çok zamanım yok ama birazdan konuşuruz isterseniz. Var var. Ona da değiniyor oluruz. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Zamanınızı da bitmiş durumda. Çok sağ olun.